Ve o günden sonra yine ilkler olduk. İlk eczacılık fakültesi, ilk diş hekimliği fakültesi, ilk sağlık bilimleri fakültesi, ilk tıp fakültesi, İlk ilk sahne veteriner sanatları, ilk fakültesi, ilk sahne veteriner. sanatları. Gerçekten üniversite bu fakülteleri kurarken sıkıntılar yaşadı. Ne gibi sıkıntı yaşadık? Eczacılık fakültesinin YÖK tarafından onay alabilmesi için 5. sınıfa kadar olan bütün laboratuvarların kurulma şartı konuldu. Ve biz 1. yıl öğrenci alırken YÖK'ten gelen heyet 5. sınıfın laboratuvarlarını da gördü. Yani peyderpey yapacaksınız diye bir mantık söz Hayır. konusu değil hepsi. Hayır. Evet. Biz buna hayır demedik. Çünkü eğer o günün kuralları o ise bizim buna uymaktan başka şeyimiz yok. Çaremiz yok. Ama ne yazık ki ondan sonra Kıbrıs'taki diğer üniversitelerin eczacılık fakülteleri kurulma aşamasında geldiğinde aynı titizlik maalesef gösterilmedi. O zaman Yakın Doğu Üniversitesi onlar için bir referans oldu. Oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bunu başardıysa, bu güvenceyi verdiyse demek ki ötekiler de bunu yapabilir bilincini mantığını mı geçirdiler acaba? Kesinlikle. Şimdi zaten diğer üniversiteler her zaman pusuda bekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi yapacağı ilk fakülte veya ilk atılım gerçekleşsin ki biz de o sıkıyı ileride yaşamayalım. Örnek, son günlerde yaşadığımız sıkıntı şu. Biliyorsunuz tıptan bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. Evet. Ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de dünyada bütün prestij ödüllerini peş peşe Ona topluyor. yakın ödül neredeyse çok kısa bir sürede. Evet. Ve bu ödüller çoğu kişinin hak etmeden alınan ödüller diye bir düşünüş var. Üniversiteyi bilmeyen, hastaneye gelmeyenler tarafından. Fakat hastaneye gelip görenler, tasarımını görenler, işleyişini görenler bu ödülün hak edilen bir ödül olduğunu zaten anında görürler ve anlarlar. Yakında hastanemiz JCI ödülünü alacak zaten. Akreditasyonunu Diş hekimliği alacak. fakültemizden sonra. Tabii yani ben şunu söylemeye çalışıyorum.